ve Hubble uzay teleskobunun özelliklerine çok daha ilerlemiştir. Ve aynı zamanda kendisinden dair şunu da öğrendim. Gençliğinde ve Hubble Fizik uzay alanında teleskobunun Richard özelliklerine Feynman'dan da çok daha ilham ilerlemiştir. Ve almış. aynı zamanda kendisinden bu gibi dair şunu da Alanlarda öğrendim. kuantum Gençliğinde alanında çalışmaları da vardır. Ancak ilgisi ve olmasına Hubble rağmen üniversite olarak Berkeley Üniversitesi'nde büyük patlama ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ancak o zaman da kendisinin doktora tezinin daha sonra kozmik arka plan gözlem cihazı COBE uydusunu öncülük edeceğini kimse bilmezdi. Ve daha sonra kendisinin 2006 yılında da bir Nobel Fizik Ödülü vardır. Kendisi misyonlarda öncülük yapmıştır, liderlik yapmıştır ve bu noktada büyüyen gezegenin gitgide büyüdüğüne dair veriler kendisinin çalışmalarıyla teyit almıştır. Ve bu noktada büyük patlamadan gelen ısı radyasyonunu ölçmek için COBE uydusunu kullanan çalışmalarıyla bir Nobel ödülü almıştır ve daha sonra Dr. John Mather, James Webb teleskobunda 1995 ile 2023 yılları arasında görev almıştır ve buradaki bilim grubunun da liderliğini üstlenmiştir. Doktor John Mather 2006 yılında Doktor George Sumut ile birlikte Kaliforniya Üniversitesi'nde Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır ve bu da büyük patlamadan gelen ısı radyasyonunu ölçmek için COBE uydusunu kullanan çalışmalarıyla olmuştur. Kendisinin çalışmaları hem bilim insanlarımıza, hem gençlerimize, hem de bizim toplumumuza uzay bilimi konusunda kıymetli bilgiler sunacaktır. Bu artmış bilgiler, farkındalık, insan sermayesi ve uzay misyonları Türkiye'nin ulusal uzay programı içinde oldukça önemlidir. TÜBİTAK'ın halka açık olan bu toplantıları önde gelen uluslararası bilim insanlarını bir araya getirmektedir ve astrofizik alanında önemli çalışmaları sizlerin dikkatini sunmaktadır. Kozmik objeler ve tüm evreni gözlerimiz önüne sermektedir. Bunları söyledikten sonra Sayın Doktor John Matter'ı da dinleyecek olmak bizim için oldukça önemli. James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili bilgileri verecek. Bu toplantı içerisinde çok kıymetli bilgiler edineceğimize eminim. Bu fırsatı kullanarak Sayın Doktor John Matter'a bir kere daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum ama aynı zamanda Sayın Doktor Ali Sayyar'a da bize katıldığı için teşekkürlerimi iletmeyi asla unutmamalıyım. Kıymetli Bakan Yardımcımız ve bu webinarımıza katılan tüm meslektaşlarımıza ve kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi bu ilgi çekici bilimsel görüşmeye açıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bu heyecanımızı bizimle paylaştığınız için ben şimdi sözü Sayın Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil ile vermek istiyorum. Kendisi açılış konuşmasını yapacak. Çok teşekkürler Sayın Doktor Metter, Sayın Doktor Sayır, Sayın Başkan Mandal, kıymetli misafirlerimiz, bilim insanları, bizi online olarak takip eden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bu önemli seminerde olmak benim için büyük bir memnuniyet. Doktor Metter'ın böyle bir konuşmayı bizimle paylaşıyor olması oldukça önemli. Teknolojik gelişme bildiğimiz üzere güçlü ve planlı makroekonomik politikalar ve yapısal reformlar ile mümkündür. Bugünün dünyasında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kalkınmayı en iyi şekilde takip eden ülkeler bunları politikalarının içine eklerler ve ancak bu şekilde küresel ekonomi içerisinde önemli bir rol edinirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bizim en büyük önceliğimizde ülkemizin bağımsızlığını her alanda arttırmak ve sosyal refahı da geliştirmektedir. Bu bağlamda biz politikalarımızı şu farkındalıkla ilerletiyoruz. Sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemeler
ülkelerin geleceğini, bekasını en önemli şekilde ilerleyecektir ve Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini artırabilmek için biz her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmalarla destekliyoruz. Ulusal Teknoloji İnisiyatifi, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını sağlayacak önemli bir çalışmadır ve bizim yeteneklerimizi tasarlamak, üretmek için önemli bir araçtır. Bunu kavramsal bir çerçevede gerçekleştiriyoruz. Biz 100. yıl dönümünde Türkiye'nin yeni bir yüzyıla başladığının farkındayız ve bu bağlamda gerekli olan her alanda 5 bileşen altında çalışmalarımızı devam ediyoruz. Dijital teknoloji, girişimcilik, insan sermayesi, altyapı ve teknolojik ilerleme. Yani aslında büyük teknoloji temelli bir altyapıyı, yüksek teknoloji hareketleri, ulusal uzay programı, ulusal yapay zeka stratejisiyle destekliyoruz. Biz teknolojik farkındalığı tematik başlıklar altında büyük etkinliklerle destekliyoruz. Tema Fest, uzay gözlem etkinlikleri gibi etkinliklerle destekliyoruz. Bugün bu seminerde Sayın Doktor Metin'in bizimle olması büyük bir onur. Kendisi bize çok ilginç bir konu olan uzay konusunu sunacak. Bugün burada hep birlikte olduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyor. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Yozgatlıgil, Sayın Doktor Ali Sayır da yani açılış konuşmalarıyla katkı sunacaktır. Kendisi bizim NASA irtibat noktamızdır. Sevgili öğrencilerimiz, Can Matters'ın konuşmasına vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim. I also would like to take this opportunity to thank Dr. Ahmet Aynı Yozgatlıgil. zamanda Sayın Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil ile TÜBİTAK Başkanı'na da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kendileri bu etkinliği Türk gençleri için oluşturdular. Bunun için minnettarım. Ben NASA Glenn'de de uzun yıllar boyunca çalışmış bir bilim insanıyım ve kendisi ile Kozmos Kulübü'nde bir akşam yemeği yemiştik ve kendisi orada bakanlıkta bir danışmandı ve ben kendisine şunu söylemiştim. Sayın Doktor Metter'ın bakış açısını Türk gençleri memnuniyetle dinlemek ister ki merakla dinler ve bu uzay konusu sadece tek bir ülkenin ilgisini çeken bir konu değildir. Herkesin ilgisini çekecektir ve ben Can'ın ne kadar alçak gönüllü bir insan olduğunu biliyorum. Kendisi benim davetimi, bu sunumu yapmak üzere davet etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsem az, tabii ki bu toplantı Sayın Profesör Doktor Hasan Mandal olmadan gerçekleşmezdi. Daha da fazla sözü uzatmadan şimdi sözü Sayın Doktor Metre vermek istiyorum. Son bir kere daha davetimi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel takdim için çok teşekkür ederim. Hatta birden fazla takdim oldu. Bilimin hepimiz için, insanlık için ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Bugün hem dinleyenler, Türkiye vatandaşları, ilk aramızdalar. Size bir hikaye anlatmak istiyorum, bir anekdot paylaşmak istiyorum. Size bugün paylaşacağım, anlatacağım uzay teleskobu mükemmel bir araçtır. Şimdi sizinle yansılarımı paylaşmak istiyorum. Göstermek istediğim bazı fotoğraflar var. Umuyorum şu an ekranımı görüyorsunuzdur. James Webb Uzay Teleskobu ile hazine sandığını açmak. Aslında kızıl ötesi ışığı tespit eden teleskoba ihtiyacımız vardı. Bundan bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim proje NASA, Avrupa ve Kanada Uzay Ajanslarının işbirliği ile gerçekleşmiş, tamamlanması 20 bin kadar kişinin desteğini almış, ancak bu şekilde gökyüzüne gönderilip çalışmaya girmiş bir teleskoptur. Bu teleskop dünyadaki tüm bilim insanları tarafından kullanılabilir. Bunun kullanım yöntemi de bilim insanlarının bize her yıl göndereceği bir talep ile oluyor. Ekranda şimdi bir
Bakın, Which are altıgen made of beryllium görüyorsunuz. Altında 18 tane küçük altıgen var. Altın plakalarla kaplı olduğunu görüyoruz. Ne olduğunu anlatacağım. Bu enstrüman paketinin içerisinde güneşin, dünyanın ve ayın ışıklarından korunuyor. Bakın aşağıdaki heksagonda güneş gölgeliği deniyor ve uzayda harika bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir geri adım atalım ve bunları yapıyoruz diye soralım. Benim aklımda küçük bir çocuk olduğumdan beri bazı sorular var. Tabii ki çocukken onlara teknik cevap veremezdim. Nereden geldik? İnsanlık nereden ortaya çıkmış? Evrenin tarihi nedir? Yalnız mıyız? Başka gezegenlerde bizim gibi zekası olan canlılar var mı? Nerede olabilirler? Başka yerde yaşam var mı? Yoksa yaşam olağanüstü, görülmeyen bir olasılık mı, yoksa her yerde olabiliyor mu? Güneş sisteminin dışına çıkabiliyor muyuz? Başka yerlerdeki gezegenleri ziyaret edebiliyor muyuz? Şu ana kadar Mars'a kadar gidebilsek orada yaşayabiliriz derdik. Ancak tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için çok dikkatli planlamanın yapması gerekiyor. Ancak gökbilimciler hayal gücünü kullanarak her yere gidebilir. Biz fotoğraflar çekiyoruz ve anlamlarını çıkarmaya çalışıyoruz ve böylece size hikayeler anlatabiliyoruz. Ve umuyoruz ki bu anlattığımızın hikayelerden bazıları doğrudur. Binlerce yıl önce aslında insanlar aslında atom teorisini tahmin etmişler. Latince yazılmış bir şiir, bu şiiri Lucretius yazmış. Bu kitap aslında tarih içerisinde kaybolmuş. Avrupa'da orta çağdaki rahipler bir kopyasının, bir nüshasını saklamış ve diğer hepsini imha etmiş. Ancak kendisi, bakın, bir evreni anlamış. Yani burada atomların ne olduğu, bir arada durabildikleri konusunda bilgi veriyor ve bu atomların büyüyüp bitki ve hayvan haline gelebildiği ve gördüğümüz her şey haline geldiği ve daha sonra da eriyip gittiğini ortaya çıkarmış. Yani aslında binlerce yıl önce de yaşamın, varlığın hikayeleri kaybolmuş ve ancak bu hikayeyi tekrar ele geçirebilmek için 2000 yıl kadar geçmesini beklemek zorunda kalmışız. Kendimden bahsedeyim. Ben kuzeyde, New Jersey'de, ABD'de bir araştırma çiftliğinde doğdum. Burada süt inekleri çalışılıyor. Daha iyi, daha verimli süt elde edilsin diye. Benim babam genetik çalışan birisiydi. Hayvanları nasıl çiftleştirelim ki daha fazla süt versin, nasıl besleyelim ki bunu versin diye çalışıyordu ve kendisi benim bir bilim insanı olmama ilham olmuş kişidir. Ama ben süt ineklerinin, süt sığırlarının çalışmak istemedim ve başka bir alan çalışmak istedim. Bu alanda yıldızlardı ve evren nasıl ortaya çıkmış, atom fiziği nedir, relativite, kuantum fiziği, lisede tanıştığım konular oldu ve benim için dünyadaki en ilgi çekici konular bunlardı. Kariyerimde farklı, gelişigüzel değişiklikler de aslında oldu. Ancak başladığım nokta burası. 1946'da Lyman Spitzer ünlü bir gökbilimci. Kendisine bir raporunda şöyle yazıyor. Gökyüzüne hem yukarı hem aşağı bakan uzayı gören bir teleskoba ihtiyacımız var. Hem gökbilim için hem de ulusal savunma için. Ve daha sonra Sir Bradford, Britanya'da büyük patlama teorisini ve genişleyen evren teorisinin yazan kişi, aslında kafamızın karışmasına sebep olan kişi, çünkü farklı bir isim veriyor. Yani evrenin genişlemesi fikri oldukça anlaşılıyor. Ancak kendisi büyük patlama diyor. Ve büyük patlama dediğimizde aklımıza bir patlama geliyor ve bizim aklımızda yanlış bir imaj çiziyor. Gökbilimcilerin ortaya çıkardığının farklı bir izmi oluyor. Ve 1946'da bir de ben doğdum. 77 yıl içerisinde tabii ki çok fazla şey değişti. Modern teknolojinin ilerlemesi yavaş yavaş başlıyordu. Şu an elimizde gökbilim için, astronomi için, iletişim için ve birçok farklı araç için
kullanabileceğimiz çok fazla teknoloji var. Peki 1948'de ne oldu? Robert Herman solda, Rob Alford sağda böyle bir hesapla yaptı. Evrenin tarihi biraz daha farklı. Şimdi hepimizin bildiği bir şey var. Daha sonra grafikte göstereceğim. Evet, hepimiz evrenin genişlediğini biliyoruz. Ancak ilk anlarında neler olmuş? Bunu da görmeliyiz, görebilmeliyiz. İlk anlarda evrenin çok sıcak olması, ısı radyasyonuyla dolu olması ve bu ısı radyasyonunun da hala var olması ve bunun da ölçülebilir olması gerekiyor diye öngörüyorlar ve onlar sıcaklığı mutlak sıfırın altında 5 derece olarak ölçmüşler ve biz bunu 2.7 olarak da yakınlarmıştır. Ancak tabii ki 1948'de bunu ölçmüyordu. Daha sonra 1954'te bakın bu Mars'a dair izlenimler. İnsanlar bu dönemde Mars'ın üzerine kanalların olduğunu düşünüyordu ve artık biliyoruz ki yok. Ve Mars'ın üzerinde yaşayan canlıların olmadığını ortaya çıkardık ve hayal kırıklığına uğradı. Bunlar aslında gözlerdeki kan damarlarından dolayı bu şekilde tahmin edilmiş. Çünkü o zamanki teknoloji bu şekilde kötüydü. 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik'i yörüngeye yolladı ve bu da tabii ki dünyanın batı tarafını çok korkuttu. Nükleer bombaların uzaydan herkese, her yere atılabileceği korkusu ve büyük güçlü ABD'ye de bunun gelebileceği fikri geldi ve bu da bizi kızdırdı, korkuttu ve hayal kırıklığına uğrattı ve daha sonra bir yıl içerisinde NASA kuruldu. And if just 4 years later, I have Mr. Jack Kennedy showing. Sonra da Jack Kennedy'nin ekrana çıktığını görüyoruz ve bizlere kendisi seslenerek Ay'a gideceğiz ve bunu gerçekleştireceğiz. Ses var mı videoda? Şimdi onu görmüyoruz. Bazıları Ay'a gideceğiz derken ben hedefimiz olacağız demeyi tercih ediyorum. En yüksek tırmanacağız Atlantik'e. Neden 35 yıl önce? Bizler Ay'a gitmeyi tercih ediyoruz. Bizler Ay'a gitmeyi tercih ediyoruz. Bizler Ay'a gitmeyi ve diğer şeyleri yapmayı tercih ediyoruz. Kolay olduğu için değil, zor olduğu için tercih ediyoruz. Çünkü bu hedef. Ama en iyi şekilde bizim enerjimizi ölçmemizi ve değerlendirmemizi mümkün kılacak ve bu mücadeleyi kabul ediyoruz, göğüslüyoruz, ertelemeyi reddediyoruz ve diğer mücadelelere de hazırız. Siz net duyabildiğiniz de emin değilim ama tanınızı istedim. Sayın Kennedy'ne de Ay'a gitme sözü verdi 8 yıl içerisinde. NASA yalnızca 4 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen daha önce de Sovyetler Birliği aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önündeydi bu çalışmalar bakımından. Ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz beyefendi bu çalışmayı mümkün kıldı. Bir plan gerçekleşti ve 1,5 milyon kişi bu program üzerinde çalıştı ve Ay'a insan göndermeyi mümkün kılmış oldu. 1961 yılında ben gençken astronotlar Ay'a indiler. Peki, evrende ne olduğunu ve genişleyen evrende olduğunu, neler olduğunu nasıl anlıyoruz? İlk olarak farklı yıldızlar arasındaki mesafeleri ölçmemiz gerekiyor. Binlerce yıl önce de bunu yapmak mümkündü. 2000 yıl önce de mümkündü. Dünyanın büyüklüğünü, mesafesini ve Ay'a mesafesini ölçmek, bunları üçgenlerle yapmak çok mümkün. Gökbilimciler bu konuda oldukça iyilerdi. Standart mum yöntemi var. Bu benim çizmiş olduğum mumlar aslında birbirleriyle aynı.
Bir tanesi diğerinden daha ince gibi görünüyor, daha uzak gibi görünüyor ve bunun neden olduğunu sizlere açıklayacağım. Böylelikle aslında evrendeki nesnelerin bu metotla birbirine olan mesafesini ölçebiliyoruz. Nesnelerin Nesneleri ölçebiliyoruz. Bir kuşağına tabi tuttuğumuzda optik objeyle bir ışık olduğunu, bir nokta kaldığını biliyoruz. Bunlar atomlardan ya da moleküllerden kalıyor. Aslında bize ışığı yollayan nesnelerin baki kalan. Buradan çok fazla şey öğrenebiliyoruz aslında. Astronomlar için buradaki kimyasal bileşenini anlayabiliyoruz diğer yıldızların ve aynı zamanda bize doğru mu geliyorlar yoksa bizden uzaklaşıyorlar mı? Bunu da anlayabiliyoruz. Çünkü eğer bizden uzaklaşıyorlarsa ışık dalgaları ve dalgalar daha uzun oluyor. Ve bu bilgiyi kullanarak hızı ölçebiliyoruz. 1927 yılında bu grafik oluşturuldu. Edwin Hubble tarafından. Ve grafikteki her bir nokta bir galaksiyi temsil ediyor ve galakside 100 milyonlarca bir nesne çekimiyle oluşuyor. Ve yatay eksenle mesafe olduğunu görüyoruz. Bizden bize olan mesafesi dikey düzlemde de hızın hesaplandığını görüyoruz. Bizden uzaklaş. Grafik aslında çok şaşırttı insanların. Ne kadar uzaklaşırlarsa o kadar hızlandıklarını görüyoruz. Ve mesafeyi hızla böldüğümüzde de evrenin ne kadar dışında olduğunu hesaplayabiliyoruz. Yani mesafeyi hıza bölmek gibi basit bir yöntemle bunu görebiliyoruz. Bu aslında ilk kez birinin bir evrenin bir yaşı olduğuna ilişkin bir fikir attığı yıldı, 1927 yılında. Alt, sol alt kısmında negatif bir değer olduğunu görüyoruz grafikte. Yani nesneler bize doğru geliyorlar ve bir kozmik patlama olacak bir galaksiyle. Bizim galaksimizle. So, this was understood in 1927'de 1929. bu anlaşılmıştı ve Einstein'ın denklemlerine dayanarak da anlaşılmıştı. Ondan önce de Alexander Friedman da aslında bununla çalışmıştı. Onlar haklıydı. Einstein yanılıyordu. Bunun mümkün olduğunu düşünmemişti. Ama öyleymiş gördüğümüz. Peki benim bu dünyadaki rolüm ne? Daha önce bahsettiğim gibi Berkeley Üniversitesi'nde tezimi yaptım. Kozmik ölçmeye çalıştım. Daha sonra doktora sonrası çalışma yapmaya çalıştım New York'ta. Tam restoranın hemen üstünde merkez, burası bir merkezi. 28 yaşındaydım. NASA yeni uyduları ile ilgili bir proje teklif yapmak istediklerini söylediler. Benim tezim başarısız oldu. Uzay boşluğunu deneyelim dedim. Onlar da arkadaşlarımızı arayalım, bir teklif yazalım dediler ve bunu yaptık. İki yıl sonra da NASA'da kamu görevlisi olarak çalışmaya başladım ve bu çalışmaya başladım. İlk konuşmalarımızdan 15 yıl sonra uzaya uydu fırlatıldı, COBE uydusu adı altında. 3 adet aracı var. Bunlardan bir tanesi benim tez projemdi. Radyasyonun rengine ile ilgili, bir diğeri de sıcak ve soğuk noktaları ölçme ile ilgili bir araçtı. Bir diğeri de en uzak galaksiden gelen ışınları ölçme ile ilgili. Bunları münferit olarak göremeseniz bile bunu ölçme ile ilgili bir araçtı. 1988 yılında, 1989 yılında bu uzaya götürüldü. Gerçekten çalışmayla gurur duyuyoruz. Çok keşifler. Daha önce sizlere tarif ettiğim harita bu aslında. Sıcak ve soğuk noktaların olduğu harita evrende. Artık evren şeffaf. Işık dalgaları herhangi bir şey çarpmadan hareket edebiliyorlar. Kaç tanesi bunu sömürüyor, emiliyor.
Bu da gençken ve opakken ki evrenin haritası, genç evrenin sıcaktı ve gaz materyalleri iyonlaşmış vaziyette. Hidrojen ve helyum atomları ışık ve ısıyla ayrılmışlardı ve atom çekirdekleri vardı. Bu renk olarak da opak bir rengi sahipti. O zamanlar evren 400 bin yıl yaşındaydı. Elektronlar doğal gaza dönüşebildi ve evren şeffaf hale geldi. Evrenin o zamanki halini görüyoruz. Bu bir bebeklik resmi aslında evrenin diyebiliriz. Peki Stephen Hawking'in söylediklerinden önemli. İlk olarak eğer erken evren noktalar olmasaydı biz var olmazdı ve kütle çekimi yoğun noktalarda dalgalanan kütle çekimi maddelerin geri çekilmesi sağlayarak genişlemeyi durdurduk ve yıldızlar, gezegenler ve biz oluştuk aslında. Bizler bu noktalar sayesinde buradayız. İkinci olarak da noktaların çoğu karanlık kara cisimlerden geliyor. Buradaki patern kozmik karanlık enerjiden etkileniyor. Gökbilimciler de göremiyorlar. Son olarak da eğer anladığımızda bu noktaları da anlıyoruz. Kuantum şekilde uzay ve mekanın kendisinin belirsiz olduğunu söylüyor. Hareketler, bazı partiklerin hareketi de belirsiz elbette evrende. Bu da oldukça zorlayıcı bir bilim insanlar için. Belki bizim aramızda bulunan katılımcılarımızdan bazıları bunu çözebilir bu zor soruyu. Peki, daha sonra ne yapacağız? Sol tarafta görmüş olduğunuz grafik bizim radyasyonun rengini ölçtüğümüz grafik. Erken evrenin kısa radyasyonunun daha sonra genişleyen evrenle olan resmini görüyorsunuz. Bu grafik Ocak 1990'da sunmuştum. Daha sonra da sağ tarafta da Stockholm'de Nobel ödülünü alırkenki fotoğrafını görüyorsunuz. Gerçekten harika bir kutlamaydı. 10 günlük süren konuşmalar ve parti içeriyordu. Stockholm'da gerçekten çok beğendim. James Webb Uzay Teleskopu'nda üzerinde hali hazırda çalışıyordum. Dolayısıyla işlerime geri döndüm. Şimdi bu teleskopun hikayesini anlatmak istiyorum. 1990 yılında kozmik uydu fırlatıldıktan sonra Hubble teleskopu da atıldı. Gerçekten çok güzel bir fotoğrafı bu görüyorsunuz. Bir uzay mekiğinden çekilmiş gerçek bir fotoğraf. Gerçek fotoğrafı. Bu olmasını umduğumuz. Hiç şey istisna. Odaklanamamıştık. Korkunç bir hata yapıldı ve 3 yıl sürdü bu çözmek. Astronotlar gidip tamir ettiler. 5 kez gitmeleri gerekti teleskopu daha iyi hale getirmek için. Hala mutlu ve sağlıklı bir teleskop diyebiliriz. Hala ömrünü tamamlamış değil. İlk yaptığımız şeylerden biri teleskoptan dedikten sonra da erken evrenin erken aşamalarına ilişkin tahminlerde bulunmaya çalıştık. Evet, bu teleskopun galaksilerin güdüğünü göstermesini istiyorduk ama bu nesneleri göremedik. Bunu başaramadık. Çok küçüktü ve kızıl ötesi noktaları göremedik. Bu uzak noktaları göremedik. Zamanla yeterince geri dönemedik. Dolayısıyla bir kitap yazıldı. Sonraki çalışmalarımız için buna ihtiyacımız var. Ve yeni teleskopun daha büyük olması ve kızıl ötesi ışınları kapsaması gerekti ve Dünya'ya benzeyen gezegenler ve yıldızlar bulmamız gerektiği belirtildi. Evrende başka bir yerde hayat olup olmadığını anlayabilmek için. Bu kısmı henüz bitirmedik. Üzerinde çalışıyoruz. Bu da yanımızın bir parçası gökbiliminde. Önümüzdeki 10 yıllarda Dünya'ya benzeyen gezegenler arayacağız ve üzerinde yaşam olan gezegenler aramaya devam edeceğiz. Yazdıkları kitabın sonuçlarını görüyorsunuz. Bu yeni teleskopa ilişkin neler olmasını öneriyorlar, neler yapıyorlar. Uluslararası ortaklık daha önce de bahsettiğim gibi NASA tarafından liderliği yapılıyor. Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının da elbette
katkısı var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirseniz, bizi ziyaret ederseniz, buradaki Cleveland, Maryland'daki Washington DC hemen dışında bulunan laboratuvarlarımız var. Ve bizler bu fly mekiğinin ana parçalarını yapan aslında şirket. Teleskop işletilmiş haline geldi Baltimore'da. Ve resimler, veriler teleskoptan sizlere sunmaya çalışıyoruz. 6,5 metre çapında mutlak sıfırın altında 50-40 dereceye kadar dayanabiliyor. 5 yıllık ömrü olmasını planlıyorduk ama şu an 20 yıllık bir ömrü olabileceğinin de farkına varmış bulunmak. Burada roketin fırlatılma anını görüyorsunuz, cihazın fırlatılma anını görüyorsunuz. 20 yıllık bir ömür bitiyorduk. 2021 yılının aralığında fırlatıldıktan sonra çok şansımız yaver gidecek ya da çok bir çalışmanın sonucu diyebiliriz. Gerçekten başarılı bir fırlatmaydı. Gerçekten gitmesini istediğimiz noktayı fırlatabildik. Burada gözlemhane, rasathaneyi kurduğumuz nokta Lagrange noktası L2. Güneşin ortada yer aldığını görüyorsunuz. Diğer mavi çizgide ay. Diğer noktalarda Güneşin ve Dünya'nın bir nevi konumları. Yılda bir kez Güneşin etrafına geçiyor. Lagrange noktasının etrafından. Bizim incelememizde 150 bin kilometre uzağında. Dolayısıyla çok yakın aslında Güneş sistemine. Harika bir nokta teleskopu koymak için. Daha önce size göstermiş olduğumuz gölge bu uyduyu dolayısıyla Güneş'in ışınlarından koruyor ve sıcaklıktan koruyor. Bu bizim korku filmimiz aslında. Fırlatmadan sonra neler oldu? 2 hafta sürdü bu filmi gerçekleştirmemiz. Teleskopu açtık. Tamamen katlanmıştı aslında roket içerisinde. İlk olarak güneş panellerini çıkarttık. Elektrik üretebilmek için anten kuruldu. Dünya ile kurabilmek için. Şimdi de kademesel olarak teleskopu ısıdan koruyan kalkanları çıktığını görüyorsunuz. Koruyucu katmanlar geliyor. Baktığınızda çok karmaşık diyorsunuz ve gerçekten de öyle, doğru. Ama başka bir yöntem bulamadık. İstediğimiz ölçümleri yapabilmemiz olacak ve evrenin erken aşamalarını ve diğer bilimsel çalışmalarımızı yapabilmemiz sağlayacak başka alternatif bir yöntem bulamadık. Bütün katmanlar açıldıktan sonra hala kullanıma hazır değil. 6 ay aldı atıldıktan sonra bu rasathaneyi kullanabilmemiz. Odaklamamız gerekti. Bütün parçalarının çalıştığından emin olmamız gerekti. Ve doğru olduğundan emin olmamız gerekti. Uzaktan kontrolle yaptık. Yine telsizle bilgiler gönderildi ve alındı. Ve bir ağ kullanıldı antenler sayesinde dünyadaki. Uzay boşluğundaki halini görüyorsunuz. Hayal etmemiz gerekiyor. Aslında bu uydu tamamen karanlıkta. Peki neden bu şekilde yapılıyoruz ve neyi bulmayı ümit ediyoruz? Kısıl ışığı gözlemlemek istiyoruz. Çok özel, normal ışıktan çok farklı. Dalga boyu bakımından. Biraz daha kısa. Web teleskopuyla ölçtüğümüzde burada bir yıldızın doğuş çağının fotoğrafını görüyorsunuz. Bir bulut içerisinde çok fazla gaz ve toz var etrafında. Toz da bizim görüşümüzü kısıtlıyor. Bu toz nereden geliyor diyebilirsiniz? Bu toz bir önceki yıldız nesillerinden geliyor. Hidrojen ve helyum yakıp kimyasal maddelere dönüşüyor ve onlar da patlayıp parçalanıyorlar ve daha ağır maddeler ortaya çıkıyor ve bunlar da toz parçalarına
dönüşüyor. Yani aslında uzay boşluğu tam boş değil. Tozlarla dolu. Bunlar bir önceki nesil yıldızların kalıntıları. Bu resimde de görmüş olduk. Bir kısa ışık bakacak olursak bu Hubble'la çekilen tozun çoğunu görüyorsunuz ve yıldız ortada kalmış. Bu da aslında oldukça sık bir görüntü. Yıldızların doğuşu genelde bu şekilde. Peki yıldızlar nasıl doğuyor bu tür metotlarla? Nesnelere görebiliyoruz yeterince sıcak olmayan, normal ışıkla göremediğimizi. Kızılötesi ışıklarla görebiliyoruz. Soğuk nesneler. Ama kızılötesi ışıkla görmek için de yeterince sıcak nesneler. Aslında bunlar gelin gezegen nebulalar. Sağ tarafta iki yıldız var en azından ve büyüttüğümüzde de bu resmi hesaplamalara ve yorumlara baktığımızda da aslında beş yıldız olduğunu görüyoruz nesnenin ortasında. Gaz ve toz var. Bu yıldızlar parçalanacak. Daha sonra bu tozlar yeni nesil yıldızlara dönüşecekler. Kızılötesi ışığı çalışmamızın bir başka sebebi de evrenin genişlemesi. Bunu iki yönden düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi, bunlar bizden uzaklaşıyor. Bir diğeri de aslında evren genişliyor. Ancak bu tabii ki şaşırtmacalı bir soru. O yüzden de burada kızılötesi görüşleri alarak daha düşük ışık dalgası ile hesaplama yapabiliyoruz. Evet, bu skeç, bu görüntü bize bunu anlatıyoruz. Kızılötesi teleskopta ultraviyole ışıkları salınıma girdiğinde görüyoruz ve gittikçe uzaklaşmasını ve zaman içerisinde nasıl olduğunu görüyoruz. Peki neler görüyoruz? Bakın bu bizim geçtiğimiz yıl Temmuz'un 11'inde paylaştığımız ilk resim. Burada birden fazla şey görüyoruz. Bakın bazı çok parlak yıldızlar var. 6 tane ışık diken gibi çıkıyor. Çok çok parlak galaksileri görüyoruz ortalıkta. Ve daha sonra bakın bulanık objeler var burada, şurada. Bunlar oldukça büyük galaksiler. İçinde trilyonlarca yıldızlar var. Ve bütün bunların aslında uzay zamanı bükme gibi ilgi çekici bir becerisi var. Einstein bize şöyle diyor. Işık yer çekimi olduğunda bir objenin etrafında bükülebilir. Einstein'ın doğru olduğuna dair ilk teyidi aldık. Yani bakın burada ışık bükülüyor. Bu bilgiyi alarak daha uzak galaksilerdeki, daha mesafedeki galaksilerdeki ışığın büküldüğünü görüyoruz. Bakın burada pembe pembe iki tane var. Burada bakın tuhaf bükülmüş görüntüler var. Bütün bunlar çok büyütülmüş görüntüler. Çok uzakta olan gezegenlerden biz kendi lensimizi kullanarak bu James Webb Uzay Teleskobu'nun becerisini daha da ilerletmiş oluyoruz. Bu benim aslında favori fotoğrafım. Çünkü bu bize teleskopun harika bir şekilde çalıştığını gösteriyor ve bize bir sürü yeni bilimsel keşif sunuyor. Hemen gösteriyorum. Şimdi ilk soru ne olabilir? Peki bu ilk galaksiler nasıl büyümüşler, nasıl olmuş? Ve büyük resimde bunları arıyoruz. Ve farklı renkleri, tuhaf renkleri olan objelerin peşine düşüyoruz. Çok uzakta, belki çok geçmiş zamanda bunları buluyoruz. Bu fotoğrafı olabildiğince büyütüyoruz ve bu bulanık objelerden araştırma yapıyoruz ve bir gökkuşağı renkleri seçimi yapıyoruz ve buradaki hızı hesaplamaya çalışıyoruz. Cevap şöyle, bu ilk objeler çok daha parlak, çok daha sıcak ve beklediğimizden çok daha olgun. Gökbilimcilerin ilk defa öngördüğü bir şey yanlış çıkmadı aslında. Zaten aslında astronomiyi, gökbilimi bir bilim olarak heyecanlı kılan da bu. Çünkü bu bir gözlem bilimi. Her bulduğumuz şey bizi şaşırtıyor ve bir sürpriz. Burada çok güzel bir resim görüyoruz yakındaki galaksiler. Bunlar bir araya gelmek üzere, birleşmek üzere. Soldaki çok yakında diğerleri
birkaç milyon yıl içerisinde bir araya gelecekler. Bakın birbirlerine doğru çekimini görüyoruz. En yukarıdakinin ortasında bir kara delik var. Ve burada gaz ve toz bu kara deliğin çevresinde yörüngede dönüyor. Ve kara deliklerin nasıl büyüdüğüne dair bize fikir veriyor. Biz Hubble uzay teleskobu ile şunu gördük. Neredeyse bütün büyük galaksilerin ortasında bir kara delik var ve bu da bizim için büyük bir şaşırtıcı noktaydı. Şimdi de bu soruyu soruyoruz. Bu nasıl oldu? Önce kara delik mi oluştu, daha sonra galaksi oluştu, yoksa galaksi önce oluştu ve daha sonra kara deliğini mi oluşturdu? Bu hala üzerine çok çalıştığımız ve size daha cevap sunamayacağımız bir soru. Bu resimde bir çarpışmanın sonucunu görüyorsunuz. Bu pembe eksen yeni doğan yıldızları gösteriyor. Bu çarpışma sonucunda ortaya çıkmış. Buna biz Tember galaksi diyoruz. Parandeyaten galaksi. Buradaki hikaye şöyle. Sol yukarıdaki küçük galaksi ortadakinin ortasından geçmiş ve bakın böyle bir su sıçraması görüyoruz. Çarpışma sonrasında materyaller dökülmüş ve yeni doğan yıldızları görüyoruz. Yeni gaz materyallerin içerisinde. Biz bunu bir star oluşum laboratuvarı olarak kullanıyoruz ve bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Galaksilerin içlerine de bakıyoruz. Bu daha uzun dalga boyutu ile ele aldığımız bir resim. Bu galaksinin içerisinde bakın sünger gibi delikler var. Bu galaksinin içerisindeki deliklerin sebebi aslında süngerdeki deliklerin olma sebebine benziyor. Buradaki gaz materyalleri, bakın nasıl süngerde boşluk olduğunda içine gaz çıkar, gaz olur. Peki bu gaz nereden ortaya çıkmış? Bu yeni nesil yıldızlar tarafından ortaya çıkıyor. Şu an boş görünüyor ancak burada yıldız ortaya çıkacak. Bu yeni doğan yıldızın ortaya çıkardığı gaz buraları bu şekilde delikli halde gösteriyor. Bugün yıldızların doğduğu yerleri daha yakından izleyebiliyoruz. Hubble teleskobu ile izlediğimiz bir yer. Burada ortaya çıkmanın sütunları diyoruz bu resme ve bakın burada rüzgarın olduğunu görüyoruz aslında. Peki uzayda rüzgar ne ortaya çıkarıyor? Yeni sıcak yıldızlar doğmuş. Fotoğrafın göremediğimiz sağ üst kısmında onun rüzgarı. Burada bakın yoğun bölgeler var. Bakın tam burada yeni bir yıldızın doğduğunu görüyoruz. Küçücük bir nokta halinde. Bu da yeni bir yıldız oluşum laboratuvarı. Güneş gibi yıldızlar nasıl doğuyor? Ve bu bulutun içerisinde yüzlerce bu şekilde çalışılabilecek yıldız var. Bakın burada kırmızı parlak bir alanı görüyoruz. Yeni yıldızlar görünmeye başlıyor ve yanıyormuş gibi görünüyor. Ve peki bu nasıl olur? Burada bakın tek bir yıldızın doğumuna dair çok kıymetli bir fotoğrafımız var. Bakın burada bir hamburgere benziyor bu. Hamburger ekmeği gibi. Bakın burası bu da karanlık bölge. Yeni bir güneş sisteminin doğduğunu bize gösteriyor. Bu şekilde düşünüyoruz. Bakın bizce burada ortada bir yıldız var ve daha sonra toz, gaz ve gezegenler bu alanda yörüngede ve yıldızın ışıklarının yukarı aşağı gittiğini görüyoruz ve yıldızın doğduğu yerdeki alanı parlatıyor. Birkaç bin yıl kadar geçtiğimizde bunların yok olduğunu ve burada gezegenlerin ortaya çıktığını göreceğiz diye bekliyoruz. Oldukça yaygın birçok yıldızın gezegeni var ve birçok yıldızın birden fazla gezegeni var. Bu son birkaç yıl içerisinde elde ettiğimiz yeni bilgiler. Yakın zamanda ortaya çıkardığımız bir keşif. Kimi zaman Jüpiter'e benzeyen, Jüpiter gezegenine benzeyen nesneler görüyoruz. Orion bulutuna baktığımızda bunları görüyoruz. Şehrin dışına çıkacak olursanız, bakın burada Orion yıldız takımının içinde aslında yıldız olmadığını görüyoruz. İçinde birçok yıldız var.
Burada bakın ikili objeler var. Bakın burada hemen bu resmi büyütelim. Boyutu ve kütlesi Jüpiter'e benziyor. Burada spektrum ile çalışıyoruz bunu. Buraya baktığımızda bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yıldızların çevresinde gezegenlerin olduğunu, oluştuğunu biliyoruz. Ancak peki gezegenler yıldızsız bir şekilde nasıl ortaya çıkıyor? Bizim için büyük bir gizem bu şu an ve gelecekte de çalışacağımız bir konu. Evet, aslında gökbilim, astronomide çalışan öğrencilerin çalışacağı bir alan. Yıldızlar nasıl doğuyor? Gezegenler nasıl doğuyor? Herkes şunu bilmek istiyor. Diğer yıldızların çevresinde gezegenler var mı? Bizim evimize benziyor mu? Bu teleskobu kullanarak kullanabileceğimiz, elde edebileceğimiz bazı bilgiler var. Bir gezegen bir yıldızın önünden geçtiğinde yıldız bir süre sönük görünüyor. Belki birkaç saatliğine ve bu bir kere daha olduğunda birkaç gün içerisinde tekrar geçtiğinde biz şunu hesaplayabiliyoruz. Evet, bu gezegen yıldızın çevresinde kaç günde bir dönüyor? Hem gezegenin büyüklüğünü hem de sıcaklığını hesaplayabiliyoruz. Daha sonraki bir sonraki aşama geliyor. Peki bu gezegenin bir atmosferi var mı? Eğer atmosferi varsa bu yıldızın ışığı gezegenlerin atmosferinden geçerek teleskopumuza gelir ve biz de bunu fark ederiz. Yani cevap evet, teknik olarak güzel bir şekilde çalışıyor. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi büyük gezegenler bir yıldızın önünden geçtiğinde içinde farklı kimyasalların olduğu amonyum, metan, karbondioksit, sodyum ve potasyum tanecikleri bile var onların atmosferinde ve bunları da farklı gezegenlerde görüyoruz. Daha küçük gezegenlere gel baktığımızda mesela dünya boyutundaki gezegenlerde daha atmosfer görmedik. Bu bizim için çok da bir sürpriz olmadı. Çünkü bu şekilde gözlemlediğimiz yıldızlar düşmanca olan yıldızlardı. Magnetize plazma salıyorlar birkaç günde bir ve bu da küçük bir gezegenin atmosferini ortadan kaldırabilir. Bir diğer yandan bakacak olursak daha fazlasını bilmek isteriz. Planets and planetary atmospheres and the chemicals in the planetary atmospheres. Ve gezegenlerdeki atmosfer. Sisteminde hali hazırda incelediğimiz gezegenler var. Jüpiter'deki halkalarını görüyorsunuz. Jüpiter'in kese görmesi işte yöntemlerle mümkün değil. Çok fazla yörüngesi var. Jüpiter'in bir aurası var. Kırmızı noktaları kendi gözünüzle, çıplak gözle göremiyorsunuz. Bu bir kızılötesi çekilmiş fotoğraf. Tabii ki burada ikame renkler var. Bunlarda da ışığı göremiyorsunuz. Oldukça büyük ve güzel bir gezegen. Artık günümüzde Jüpiter'in nasıl işlediğini daha iyi anlıyoruz. Bu noktanın görülmesi daha önce mümkün değildi. Teleskopu ilk gökyüzünde kullandığımızda bu kırmızı nokta hep orada olmasına rağmen göremedik, değişti. Buradaki asteroide de inceledik. Araç yolladık. Büyük bir metal parçası bıraktık bunlardan bir tanesini. Ne olacağını görmek amacı. Elimizdeki bütün teleskoplarla inceledik. Hubble teleskobu, Webb teleskobu görebildi. Çok fazla rutubat kalıyordu çarpmalardan ve asteroidin hareketini ölçebildik. Ve bir şeyle çarpıştığında nasıl bir reaksiyon ortaya çıkıyordu bu? Bunu bilmemiz gerekiyor. Dünyamızı, dünya gezegenimiz katil asteroidlerden korumamız gerekiyor. 65 milyon yıl önce biliyorsunuz bir asteroid dünyaya çarptı ve çok kötü bir yıldı bu dinozorlar için. Bizler büyük patlamanın sonucunda hayattayız. Dolayısıyla bu tür bir patlamadan tekrar gezegenimizi korumamız için bu tür çalışmalar yapmamız gerekiyor. Titan uydusu. Satürn'ün bir uydusu.
possibly covering a liquid water ocean. Buzdan oluşan bir yüzey var. Üzerinde nehirler ve ırmaklar var. Metan ve etan içeren, hidrokarbon içeren. Bizler bunu dünyada yakıt için kullanıyoruz ama orası da elbette oldukça soğuk. O kadar soğuk ki sadece birkaç molekül gaz fazında bulunabiliyor. Buradaki nehirler, ırmaklar, bu yüzeydeki her şey var ve aslında harika bir başka araç buraya prop yolluyoruz. Helikopterle gidecek bu sefer ve bazen yaparak Titan yüzeyinde inceleme yapıp enteresan jeolojileri inceleyeceğiz. Tabii ki herkes hayat formu, yaşam formu var mı diye merak ediyor. Ben zannetmiyorum ama hiçbir zaman bilemezsiniz, malumunuz olduğu. Enteresan kimyasal yapılar yapacağız. Neptün'ü inceledim. Halkaları var. Diğer gezegenlerde olduğu gibi. Yunan mitolojisinden adlandırılmış yörüngeleri var. Uranüs'ün bir başka bir gezegen fotoğrafı. Shakespeare karakterlerinden adlandırılmış yörüngeleri var. Buradaki halkayı tepesinde hali olarak görüyorsunuz. Uranüs aslında sizin planı olan tek gezegen. Dikey değil. Diğer gezegene. Gezegene dikey olmayan, halkası olan tek gezegen. Bu harika gezegenin dolayısıyla karakteristik özelliklerini incelemeye çalıştık. Çok fazla şey var aslında size anlatabilirim. Ama bizi internetten takip edebilirsiniz. Google araması yaparsanız her gün James Webb Uzay Teleskobu sonuçlarda her gün gerçekten çok harika fotoğraflar görürsünüz. Belki de bu şekilde bitirebilirim. Sorularınız varsa yanıtlamaktan memnun olurum. Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Çok teşekkürler. Doktor John Matar, bu ilham verici biz de James Webb Teleskopu'nu, Uzay Teleskopu'nu daha yakından tanıma imkanı bulduk. Çok fazla soru var sohbet kısmında sunumunuzla ilgili Sayın Doktor Matar. Bilimsel süreç, gözlemlerle ilgili ve diğer başka sorular var. İlk olarak size yöneltilen bir soruyla başlamak istiyorum. Nobel ödülü sizin için anlamı neydi ve yapabileceğinizin tamamını yaptığınızı düşünüyor musunuz? Nobel ödülü kazandığınızda artık tamamını yaptığınız dediniz mi? Benim için anlamı şuydu. Ekibim gerçekten çok iyi bir çalışma yaptı ve üniversitede bizim evren de bizim için çalıştı ve bizi destekledi. Çok memnunduk başarımızdan dolayı. Çok minnettardık. Ama bu çalışmaya başladığımızda böyle bir olasılık olduğunun da bir yandan farkındaydım. Peki o zamandan bu yana ne mi yaptık? Web teleskopu üzerinde çalışmaya devam ettim. Benim ana görevim buydu ve hala da o. Peki daha sonra ne yapacağız? Gelecek rasathaneler inşa etmek. Peki. Bir başka sorumuz daha var. En önemli konu ne? Bir ekibin gökbilim alanında ve astronomi alanında çalışacak bir ekibin ele alması gereken en önemli konu size ne? Tavsiyeniz ne olur? Gökbilimciler her 10 yılda bir kitap yazar ve bu bizim önceliğimizdir. Yeni konuları oradan öğreniriz. Onlar olduğunu düşünürüz. Hali hazırda web teleskopu üzerine çalışıyoruz. Bunlar oldukça önemli. Galaksilerin kökeni, oluşma biçimleri. Yalnız mıyız evrende? Başka bir yerde hayat var mı? Çok büyük gizemler var. Karanlık madde, karanlık enerji, gökbilimciler. Bunlardan başka bir kimse göremiyor. Bunların hakkında daha fazla bir bilgi olması lazım. Kuantum. Çekimi. Bu çok enteresan bir konu. Bununla ilgili bir gözlem yapabilir miyiz? Yapamaz mı bilmiyorum ama daha net düşünerek bu alanda ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok harika zorluklar bizi bekliyor aslında. Gökbilimi bir gözleme dayalı bir bilim. Her şey bir sürpriz dolayısıyla bizim için. Çok teşekkürler.
Gelecekte de kuantum çekimiyle ilgili konulardan bahsettiniz. Büyük patlamanın büyük patlama ile ilgili yeni gözlemler neler? James Webb'de yapılan büyük patlama ile ilgili. Bu aslında yanılsıca bir tanımlama, isimlendirme. Evren, genişleyen evrenle ilgili olarak oldukça kompresti ama sonsuzdu. Gençken sonsuzdu, hala da sonsuz. Hepsini göremiyoruz elbette çünkü yaşlanmadı. Işık hala aynı hızda ilerliyor. Yılda bir ışık yılı hızı. Gezegenin, evrenin sınırsız olduğunu hala tahmin ediyoruz ve her zaman öyle oldu. Çok teşekkürler. Her zaman ekipmanınızın uygun olması çok önemli. Bilimsel amacınızda kullanılan teleskopun size uygun odaklanan teleskoplarınız vardı. Bir sorumuz daha var. Size göre bu teleskobun inşa edilmesindeki en zorlu nokta neydi? Ölçümlerin yapılmasıyla ilgili olarak bu süreç nasıl işledi? Teleskobun inşa edilmesiyle ilgili en zorlu süreçti nasıl üstünden geldi? Neden bir teleskopa ihtiyacınız olduğunu ilk olarak belirlemeniz gerekiyor. Neyi keşfetmeyi amaçlıyorsunuz? Daha sonra da gökbilimcilere danışıyoruz. Bu önemli. Bunu keşfetmek istiyoruz. Mühendislik ekiplerine gidip bunu inşa edebilir misiniz diyoruz. Onlar da diyorlar ki bugün olmaz. Elimizde olmayan bir şey geliştirmemiz gerekiyor diyorlar. Dolayısıyla yeni 10 tane teknoloji daha geliştirilmesi gerekiyor. Aynaların yapılmasıyla ilgili bir takım elektronik çalışmaların keşfedilmesi, yapılması gerekiyor tasarımın tamamlanması için. Daha sonra da tasarım yarışmaları gerçekleştiriliyor. İki uzay ajansı ekibi sponsor oluyor. Gerçekten iki çok büyük plan ve teklifle bize gelip biz bunu yapabiliriz diyorlar ve bize bir tanesini seçiyoruz. Bu şekilde aslında tasarımı yapılıyor. Dünyanın en güçlü teleskopu bu şekilde tasarlanıyor. Kimse de şunu demiyor. Evet ben nasıl yapacağını bilirim demiyor. Bir yarışma usulüyle tasarım yapılıyor. Çok teşekkürler tekrar. Sunumunuzda 5 yıllık bir teleskop, 10 yıllık bir kullanım amaçlı. Öngörülen özellikleri ne teleskopların? Hala uzay boşluğuna gönderilen teleskopların özelliklerini bu yarışmaları hala düzenliyor musunuz? Eğer düzenliyorsanız bizimle paylaşabilirsiniz. Bir teleskop daha yaratıldı Avrupa'dan Euclid görevi. Karanlık madde ve karanlık enerjiyi inceliyor. Karanlık enerjiyle ilgili kanıt arıyor. NASA'da bir tane daha kullanacak, gönderecek Nancy Grace teleskopu. İlk baş astronomumuzun adı verildi. Karanlık madde ve karanlık enerji arıyor olacağız. Alışkın olmadığımız nesneleri arıyor olacağız. Araştırmalar yapılıyor elbette bu alanda. Kitaplar var. Üç tür rasathane var. Bunlardan bir tanesi Güneş'e benzer gezegenleri arıyor. Bu da en büyük önceliğimiz olacak. Daha sonra da bir X-ray rasathanesi var. Aşırı ısıları, kara delikler gibi nesneleri arıyor olacak. Bu farklı egzotik süreçleri izleyecek. Aynı zamanda uzak kızıl ötesi teleskobu, yani daha uzaktaki kızıl ötesi dalgalarını alabilecek. Üç büyük, üç dev rasathane önerildi. Bunların her biri çok heyecanlı. Bütün bunlar bu üç teleskop ile gerçekleştirilebilir. Çok teşekkürler. Teknik bir sorumuz var. Kara delikler termodinamik ekvilibriyuma nasıl ulaşıyor?
Kara deliğin içine maddeler yaklaşınca içine düşebiliyor ve düşebilmesi için aslında çok yaklaşması gerekiyor ve tam olarak içine doğru güdülenmesi gerekiyor. Genelde kara delik bir galaksinin ortasında durabilir ve içine hiçbir şey düşmez. Yani tam doğru noktaya güdümlü değilse düşmez. Peki sıklıkla ne karşımıza çıkıyor? Gaz materyalleri ortaya doğru çekiliyor. Ancak kara deliğin çevresinde yörüngede duruyor ve daha sonra tedrici olarak yavaş yavaş içine çekiliyor. Bunu görüyoruz. Gaz materyallerin çok yüksek basınç ve sıcaklık altında izlemlenebiliyor. Kimi zaman yıldızların kara deliğe düştüğünü görüyoruz. Yıldız bu şekilde bir parçalanıyor. Buna tidal yıkım etkinliği deniyor. Kimi zaman bir kara deliğin diğer kara deliğin içine düştüğünü görüyoruz. Kimi zaman LIGO rasathanesinden bu yıldız büyüklüğündeki kara deliklerin diğerlerinin içine düştüğünü gördük. Süper masif kara deliklerin bu şekilde düştüğünü görmedik. Ancak olabilir. Bu çok güzel bir zorluk olur aslında. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek. Belki bunu araştırırsınız. Sayın Mater, çok teşekkürler. Belki yanıtladınız bile aslında, ancak sizce kara delik galaksinin merkezinde ve galaksinin ortaya çıkışında ne nokta var? Sizce sekans olarak ne daha mantıklı? Kara delik ve galaksiler bağlamında. Bu konuda eklemek istediğiniz bir husus var mı? Buna dair başka sorular da sorulmuş. Size ben kendi tahminimi sunmak isterim. Olağan yıldızlar, büyük yıldızlar birkaç milyon yıl içerisinde kara deliğe dönüşebilir. Yıldızın, güneşin yüzlerce katı olan yıldızlar 3 milyon yıl kadar içerisinde bu şekilde sönebilir ve bunlar da kara deliğe dönüşebilir. Bizce küçük kara delikler birbirini bulup daha büyük kara delikler oluşturabilir ve daha sonra şöyle bir zorluk var. Peki gaz materyaller nasıl kara deliklerin içine düşüyor? Bence ilk kara delikler yıldızlardı, patlayan yıldızlar. Daha sonra daha büyük kara delikler için çekirdek haline geldiler. Ancak bu benim uzmanlık alanım değil. Bu konuda uzman değilim. O yüzden farklı bilim insanlarının bu konuda farklı fikirleri de olabilir. Çok teşekkürler. Başka sorularımız da var. Soruları özetlemeye çalışayım. Sizce astrofizikçi olmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Aynı zamanda uzay ve Türkiye'deki gökbilim severlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ve dış uzay ile ilgili bilgilere edinme konusunda ne gibi tavsiyeleriniz olur? Üç harika soru sordunuz. Astrofizikçi nasıl olur? Biz astro bilimciler, gökbilimciler olarak her türlü bilimi incelemeliyiz, her şeyi bilmeliyiz. Tabii ki fizik bunlardan bir tanesi, relativite biraz. Her şeyden biraz bilmemiz gerekiyor. Çünkü fiziğin neredeyse bütün kurallarını bilmeliyiz ki galaksilerin nasıl ortaya çıktığını anlayalım. Biraz karmaşık bilim, bilgisayar teknolojilerini iyi kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu dijital sistemleri kullanmalıyız. Aynı zamanda hava tahminlerini bilmemiz gerekiyor. Hidrodinamik kuralları anlamamız gerekiyor. Elektromanyetik alanları çözebilmek için. Fiziğin bütün alanı, bilimdeki bütün alanları aslında ilgili. Aynı zamanda tasarım alanında olmak isterseniz mühendislik de gerekiyor. Bahsettiğim üzere bu teleskobun üretiminde 20 bin kadar mühendis çalıştı. Her türlü mühendis alanı uzay projeleri için çok kıymetli. Kamu politikalarına gelecek olursak şunu görebiliriz. Her sorunun bir bilimsel, bir de mühendislik bileşeni vardır. Mesela dünya gitgide sıcaklaşıyor dediğimizde cevap olarak ne yapmamız lazım diye soruyoruz. Önce ölçmeliyiz, daha sonra yeni çözümler üretmeliyiz. Herkes için elektrik gücü üretimi mesela.
kamu finansmanının ve özel finansmanın tüm dünyayı elektrik teknolojisini karşılaması için şu an çalışıyor tüm dünyada. Zaten bunu söylememe bile gerek yok. Güneş, rüzgar, su enerjisi kömürden ve diğer fosil yakıtlardan daha uygun fiyatta bunu yapabiliriz ve insanların beklediğinden çok hızlı bir şekilde yapabiliriz aslında. O yüzden uzay çalışmalarından birçok fazla kamu politikasının işine yarayacak fayda çıkabilir. Dünyayı dışarıdan da gözlemleyebiliyoruz bizim çalışmalarımız sayesinde. Bu sayede havanın nasıl hareket ettiğini, suyun nasıl hareket ettiğini görebiliriz. Ve bu konuda da bir şeyin yapması gerektiğini anlıyoruz. Çok teşekkürler Sayın Doktor Mater bu fikirlerinize, bilimsel görüşünüzü bizimle paylaştığınız için. İki soruyu belki bir arada yanıtlamak istersiniz. Bu sorulardan bir tanesi diyor ki, zaman ve uzay içerisinde evrenin genişlemesi fizik kurallarını değiştirecek mi? İkinci soru da şu. Uzay zaman teorisine %100 olarak inanıyor musunuz? Sizce Einstein bu konuda doğru mu tahmin etmiş, öngörmüş? Genişleyen evren teorisi Webb teleskop gözlemleri ile çürütülmedi. Genişleyen evren teorileri teyit oldu aslında. Yaş aynı şekilde kaldı. Ancak yaşın ne olduğuna dair bir gizem var. Biz Hubble konstantı, Hubble eğrisi var. Burada mesafe ile hız ölçülüyor. Gökbilimcilerin karşısında büyük bir yapboz var. Ya büyük bir yanlış var ya da evrende bizim beklemediğimiz bir şey olup bitiyor. Bu Webb teleskobunun yanıtlamaya çalışacağı heyecanlı sorulardan bir tanesi. Harika bir şey söylediniz. Hubble konstantının aslında mutlak olmayabileceğini, farklı olabileceğine dair bir şeyler okumuştum ve bu gerçekten de sorulması gereken önemli bilimsel bir soru. Bir de şöyle bir sorumuz var. Bilimsel süreçten bahsediyor. Uzaydaki verileri nasıl ele alıyorsunuz? Çünkü burası izole bir ortam değil. Protonik solar metre ile ilgili bir soru var. Bu verileri nasıl izole ediyorsunuz uzayda? Çünkü burası açık bir ortam ve bu veriyi sizin bilimsel sorularınıza cevap verecek şekilde nasıl verimli bir hale getiriyorsunuz? Fotoğraflar çekiyoruz aslında. Ve bizim için en ilgi çeken hususlar galaksiler ve yıldızlar ve fotoğraflarda nokta olarak görünüyor. Ve onlara baktığımızda şunu söylemek çok farklı değil. İşte şu obje ile şu arkasındaki yeknesak bulut arasında büyük bir fark var. Eğer gökyüzü biraz daha parlaksa diyoruz ki burada arka planda ışık var. Ve bu da gezegenler arası toz diyoruz. Çünkü ışık üzerine parlıyor. Bu parlaklığın içerisinde başka bir şey yok. Yıldız yok, galaksi yok. O zaman fotoğraf çektiğimizde diyoruz ki evet biz şöyle bir şey arıyoruz. Bu şekilde veriyi izole ediyoruz. Yakın ve uzak arasındaki farkı bu şekilde görüyoruz. Diğer soru neydi acaba hatırlatabilir misiniz? Proton akseleratörü hızlandırıcısı ile ilgili bir soru vardı. Belki de bu soruyu bu sunumdan sonra araştırabiliriz. Aslında çok fazla soru soruldu. Bütün soruları size sorma şansımız olmadı. Ancak bu soruları küme haline getirip size bir şekilde ilettik. Bu noktada bizimle paylaşmak istediğiniz başka bir fikir, başka bir yorum, muhtemel keşiflere dair içgörünüz var mı? Mesela 19 Ekim'de James Webb'den son görüntü geldi. Sizce bir sonraki fotoğraf görüntü ne olabilir? Bizim aslında göstermiş olduğumuz en güzel sonuçlardan bir tanesi şu. Bütün dünya çok komplike bir
teknolojiyi üretmek için bir yer araya getirebiliyor. Biz bunu ortaya koyduk. Yani aslında biz insanların sorunları çözebilmesi için bir araya gelebileceğini gördük. Ve biz eğer çözmek istersek mühendislik sorunları çözülebilir. Yani geleceğe dair iyimserlik bence çok önemli. Bu başarıdan bunu çıkarabiliriz. İyimser olalım. Bu ilk yanıtım. Ve bunu da şu şekilde yorumlayabiliriz. Öncelikle cesur olalım. Yapmak istediklerimizi seçelim ve cesur bir şekilde, kararlı bir şekilde devam edelim. Uluslararası olarak bir şeyler yapabilmek için bir araya gelebiliriz. Yakın zamanda yaşanan olumsuz olaylara rağmen yine de insanlığa dair umudumuzu yitirmeyelim. Bütün öğrencilere bu zorluğa cesaretle yaklaşmalarını öneririm. Bilim ve kamu politikalarını nasıl bir araya getirebiliriz? Çünkü bu alanda büyük bir fırsat var ve büyük bir sorumluluk var. Optimism for the future, having courage and collaboration. Evet, geleceğe ilişkin cesaretli olun dediniz, zorluklardan yılmayın dediniz. Çok teşekkür ederiz Sayın John Mater, harika sunumunuz için. James Webb Uzay Teleskopu'nun standının açılmasıyla ilgili Sayın Hasan Mandal'dan ve Ahmet Yozgatlıgil'den sorumluluk var. Ulusal uzay programımızla ilgili önceliklerimiz neler, insan kapasitesi açısından? Ulusal uzay programımızın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu sorulara cevaplarınızı alırken bir yandan kapanış konuşmalarınızı da rica ediyor olacağım. Ve Sayın TÜBİTAK Başkanımız ve Bakan Yardımcımızdan. Sizler sorumlusunuz. Uzay çalışmalarından belki siz cevap verebilirsiniz ulusal politikalarımızla ilgili Ahmet Bey. Çok teşekkürler. Doktor Mater harika bir sunumdu. Bir ilgili nedir? Türkiye olarak bizler Türk Uzay Ajansımızı 8 yılımızı kurduk ve ulusal uzay programımızı başlattık. 10 hedef çerçevesinde ilk insan uzay yolcumuzu 2024 yılında yolluyor olacağız. Bir bilimsel görev yapıyor olacak. 13 farklı deney gerçekleştirecek bir ay programımız da var. 2026 yılında Ay'a gitmeyi planlıyoruz. İş yaparak daha sonra yine çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Başka programlarımız var. Uzay ekonomi, yeni uzay kavramı bizim de ulusumuzun gündeminde ve biz de buraya kendimiz de erişim sağlamak istiyoruz. Başaracağımız, gerçekleştireceğimiz çok şey var ve bunu da bugünün gençleriyle, sizleri dinleyen gençlerle beraber yapmak istiyoruz Doktor Mater. Belki sizi dinlemek de onlara ilham kaynağı verir. Mühendisler, astrofizikçiler olurlar. Uzay meraklıları olurlar. Size de tekrar teşekkür etmek istiyorum. TÜBİTAK'a da teşekkür etmek istiyorum. Sayın Profesör Mandal'a da bu etkinliği organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. 1000, bundan sonra da belki binlerce kişiye daha ulaşmış olacak bu yayın. YouTube vasıtasıyla da yayınlandı aynı zamanda. Sayın Doktor Ali Sayar'ın da katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz bu organizasyonu kıldıkları için. Ve bizlerle işbirliği yaptığınız için size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de birkaç kapanış amacıyla kelam etmek istiyorum TÜBİTAK adına. İlk olarak soruya yanıt olarak Sayın Yozgatlıgil ile ek olarak Sayın Bakan Yardımcısı'na programlarımız, planlarımız var. 10 hedef çerçevesinde bunların çoğu bilim ve teknoloji bazlı programlar. TÜBİTAK da dolayısıyla başlıca aktörlerden bir tanesi olacak bu planlar kapsamında. Hem bir teknoloji sağlayıcısı olarak
rasathaneleriyle ilgili yüksek çözünürlüklü bu konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı. 15 Nisan'da fırlatıldı. %100 tarafımızdan tasarlandı ve bileşenlerin %90'ı bizim kendi araştırmacılarımız ve mühendislerimiz tarafından tasarlandı. 2024 yılında da iletişim uydumuzu fırlatıyor olacağız. Bu da bizim ilk uydumuz olacak. Bizim tarafımızdan tasarlanmış ve üretilmiş ilk uydumuz olacak Türk mühendisler tarafından. Bakan yardımcımızın da bahsettiği gibi kendi inişimizi yapmak istiyoruz Ay'a. Sadece bir görev olarak değil, kendi aracımızı da tasarlıyoruz bunu. Bir uzay görevi olarak da görmüyoruz sadece. En önemli bileşen insan kapasitesi, beşeri kapasite. Bu webinarın hem Zoom'dan hem YouTube kanalından yayınını yapıyoruz. Gelen soru sayısından ve soruların kalitesinden sizler de anlamışsınızdır ne kadar önem verildiğini. Çoğu gençlerimizden geldi bu soruların. Her yıl 2008 yılından bu yana bir festival düzenliyoruz. Dünyadaki en büyük festivallerden bir tanesi Teknofest adı altında. Bu yıl 3 milyon kişi katıldı. 1 milyon öğrenci yarışmacı oldu. 41 farklı alandaki yarışmada. Bu bizim gücümüzü ve motivasyonumuzu ve sorumluluğumuzu gösteriyor aslında. Gençlere karşı bir sorumluluğumuz var. Bu bağlamda sizin katılımınız ve sizin sunumunuz ve sizlerin katkıları özellikle de farklı alanlarda vermiş olduğunuz yanıtlar, yorumlarınız bizim için oldukça kıymetli. Ben de bu bir saatten çok fazla keyif aldım. Çok teşekkür ediyoruz size. Bizlerle beraber bizzat yanımızda fiziki olarak görmek istiyoruz Türkiye'de. Ali Sayır Beyefendi'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi aracı oldu. Sizlerle bizi tanıştırdı, buluşturdu. Kendisiyle de irtibatta kalacağız elbette. Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil Bakan Yardımcısı'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi de bu etkinliğe büyük katkı sağladılar. Bu etkinliğe katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de gençlere, öğrencilere teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı kendileri bizim gelecek nesillerimiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi bir başka etkinlikte bizzat yanımızda görmek istiyoruz. Ya da online bir etkinlikte tekrar buluşmak üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Doktor Can Matter, gerçekten çok keyifli bir gün oldu benim için. Çok çok mutluyum. Çok güzeldi. Dinlediğim en güzel sunumlardan bir tanesini yaptınız. Sizin birkaç sunumunuzla dinleme imkanım oldu. Çok netti, çok güzeldi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında bu sunumu yaptınız. 2023 yılı millet için oldukça anlamlı. Meslektaşlarımın da belirttiği gibi Türk gençliği için güzel bir fırsattı. Türk gençliği sizi yalnız bırakmaz, yolunuzdan gider diye düşünüyorum. Büyük bir sosyal sorumluluğumuz var onlara karşı. Ve ilkesel olarak misafirlerimizle bizler büyük ev sahipliğiyle karşılarız. Sizi de her zaman bekleriz. Doktor Şiir Kılkış'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çok iyi bir iş çıkarttı soru cevap kısmında. Gerçekten çok etkilendim. Doktor Mandal'ın dediği gibi sadece sunum değil, soruların kalitesi ve iletişimin akış biçimi de oldukça kıymetliydi. Ve Türk camiasına büyük katkı sağlayan bir etkinlik oldu. Gerçekten çok teşekkürler.
Davet için ben teşekkür ederim. Ben de çok büyük zevk aldım bu tartışmadan. Sizlerle beraber harika bir gelecek devam eder. Gelecekte de beraber çalışmamız devam eder diye umuyorum. Çok teşekkürler. Bitirebiliriz. Teknik